Denizli'nin Çivril ilçesindeki hayvan barınağında şartlar pek de iç açıcı sayılmaz. Özel bir mülkiyet üzerine kurulan barınak bu yüzden de yeterli desteği görmüyor. AK Parti'den Çivril Belediye Başkanı seçilen Doktor Gürcan Güven'in eşi Derya Güven, Çivril Hayvanları Koruma Derneği Şube Başkanı Mine Orhan ve haber ekiplerimiz hayvan barınağını ziyaret etti. Derya Güven, barınakta kalan hayvanların en kısa zamanda belediyenin tahsis edeceği daha temiz ve sağlıklı bir yere alınacağını belirtti. Burası daha önce yapılmış mevcut barınağımız. Maalesef hayalimizdeki barınak değil. Şu an için 73 tane yetişkin köpeğimiz, 38 tane yavru köpeğimiz, 5 adet yeni yavrulamış annemiz var. Bir tane de yavrulamak üzere olan bir anne adayı var. Maalesef burası yer olarak araştırdığımız kadarıyla şahsın mülkü. Ve yüksek bir yerde olmasından dolayı da çok rüzgar alan bir yer. Yazın dahi biz burada üşüyoruz. Ki hayvanlar kışın burada ne durumda olurlar bilemiyoruz artık. Onun için bu barınağı taşımayı düşünüyoruz. Daha düzgün. İklimi uygun olan bir yere ve güneye bakan gölgelikli bir yere. Gördüğünüz gibi hayvanlarımız bakın gölge yer arıyor. Çivril Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Mine Orhan da hayvanların özel mülkiyetten alınıp belediye himayesi altına alınmasının daha iyi olacağını belirtti. Ondan dolayı daha düzgün, daha düzenli, hayvanların daha hijyenik yaşayabileceği bir ortam oluşturulmasını istiyoruz. Klinik oluşturulmasını istiyoruz. Hayvanların üremesinin durdurulmasını özellikle. Çünkü her yavrulayan köpek 6 ile 10 arası yavrulama yapıyor. Veteriner arkadaşımız var. Başkanımız sağ olsun o arkadaşlarımızı görevlendirdi. En kısa sürede kısırlaştırma yapmayı öğrenip burada da başlayacaklar kısırlaştırmaya. Amaç üremeyi durdurmak, köpeklerimizin aşılarını yapmak, toplum sağlığına daha uygun bir hale getirmek. Hayvan barınağında bakıcı olan Ali Bey hem kendilerinin hem de hayvanlarının yaşadıkları zorluklara değindi. O kadar köpeğin içinde illi zorluk oldu. Köpeğin kimisinin huyunu tüyünü bilmediği için girdi. 3 sefer ısırılma yapıldık. Kuduzaşla vurulduk. 3 sefer darbesini yedik. Ben yemeği mamayı veriyoruz. Bakım yapıyoruz. Hastayı veterinere telefon ediyoruz. O geliyor bakımını yapıyor. 1,5 aydır tek başımaydım. Yeni bir arkadaşımız geldi. 2 gün oldu daha geleli. Evet o arkadaş. Evet. Yeni geldi daha. İşte onunla çalışma yapıyoruz. Çarşıdan da yakalayıp geliyoruz. Burada da bakımını yapıyoruz.